Rahim filmini kim çeker? Jinekologlar mı yoksa radyoloji uzmanı? Radyologlar çekmeyi. Herkesin kendi işinin erbabı olması gerekiyor. Tabii ki bu rahim filmi birazcık daha spesifik bir şey. Yani işte MR'a girmek, tomografiye girmek, işte düz yatı makina filmini çekecek gibi bir şey değil. Aşağıdan işte muayene aleti yerleştiriliyor. Rahim ağzına plastik bir kateter yerleştiriliyor. İçeriye bir sıvı veriyoruz. O sıvı biz bir sıvıyı verirken geriye kaçmasın diye o içeriye yerleştirdiğimiz kateterin ucunda bir balon var ve o balonu şişiriyoruz. Ve o şişirdikten sonra sıvıyı yavaş yavaş veriyoruz. Ama iyi film çekmek gerçekten bir el becerisi. Gerçekten çok kötü çekilmiş, çok kötü çekildiği için gözden kaçmış bir sürü film elimize geçiyor. Dolayısıyla Rahim filmi bir kere mutlaka çekmek şart. Özellikle çocuğum olmuyor diyen birisinin. Çünkü çocuk sahibi olmak istiyorsun ama o çocuk sahibi olduktan sonra düşük yapmak da istemiyorsun. Gününde doğurmak istiyorsun, gebelikte problem yaşamamak istiyorsun ve sağ salim kucağına almak istiyorsun. Dolayısıyla tedaviden önce mutlaka rahimin bebeği 9 ay taşımaya elverişli olup olmadığının değerlendirmesi lazım. Bunu da iyi bir radyolog çok güzellikle yapabilir. Eskiden rahim filmi çok ağrılı bir işlem olarak Şimdi onu algılanırdı. soracaktım, anestezi nasıl diye. Evet, algılanırdı. Çünkü eskiden hep metal aletler kullanılırdı. Rahim böyle dişli aletlerle tutulurdu. İçine böyle sıvılar, böyle kuvvetli basınçlarla basılırdı. Şimdi öyle çekilmiyor. Tamamen disposable dediğimiz tek kullanımlık atılan plastik alet edevatla çekiliyor. Ve ne kadar nazik olunursa o kadar da ağrısız bir işlem. Adet ağrısından asla daha fazla bir ağrı olmuyor. Dolayısıyla kadınların bunu çektirmeye korkmaması lazım. Tabii her kadın rahim filmi çektirmeli mi? Hayır. Normal bir genç kız hiçbir derdi yok. Ben çocuk sahibi olmak istiyorum deyip gittiğinde bir doktora çektirmesine gerek yok. Ama düşük yapanlar, çocuğum olmuyor diyenler, daha önce erken doğuranlar, gebelik kaybedenler mutlaka rahim filmi çektirmeliler.